Yazılı Yazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 2. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazıdayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. İlk sorumuzu çözüyorduk ama aksaklıklardan dolayı tekrar çözme ihtiyacında bulunduk arkadaşlar. İlk sorumuzu okuyalım. Bir otobüs firmasına koltuk ücretleri otobüste kalan boş koltuk sayılarıyla doğru orantılıdır. Bu otobüs firmasının bir aracındaki koltuk durumları aşağıda verilmiştir. Mavi koltuklar boştur. Mavileri böylece mavi kalemlerle gösterdik. Bu otobüs boşken bir koltuğun bilet fiyatı 300 TL'dir. Buna göre bu otobüsün yukarıdaki durumuna göre bir koltuk ücreti kaç TL'dir? Öncelikle kaç tane boş koltuk var burada? Sayacak olursak 18 boş koltuk olduğunu söyleyebiliriz. Burada tamamen boşken de 30 tane koltuk var. Şöyle orantımızı kuracağız arkadaşlar. 30 tane boş koltuğumuz varken bir koltuğun ücreti 300 liraymış. O zaman 18 tanesi boşken bir koltuğun ücreti kaçtır diyerek x'i koyuyoruz. Burada oran orantı yapacağız. Doğru orantı dediğinden dolayı direkt çapraz çarpacağız. Yani buradan 30x eşittir 300 çarpı 18. Her iki tarafı 30'a bölecek olursak buradan 10 kaldı. 10 çarpı 18'den 180 TL olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki durum için bir koltuğun ücreti 180 TL olacaktır. İkinci sorumuz. Buna göre en büyük kardeş kaç kilogram ağırlığında ceviz alır? Bakalım. 120 kilogram ağırlığındaki ceviz 3, 9 ve 12 yaşlarındaki kardeşler arasında yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılacaktır. Buna göre en büyük kardeş kaç kilogram ağırlığında ceviz alır? Şimdi toplam kütlemiz 120'ymiş, tamam mı? Ve bu kardeşler yaşlarıyla doğru orantılı alıyorlarmış. O zaman mesela 3 yaşında olan 3K alacaktır. 9 yaşında olan 9K alacaktır. 12 yaşında olan da o zaman 12K alacaktır. Çünkü yaşlarıyla doğru orantılı. Ne kadar büyük olursan o kadar daha fazla ceviz alırsın. Sonra burası toplamda kaç K etti? Şuradan 12, 24K etti. 24K eşittir 120 ise burada K'yı kaç olarak buluruz? K'yı 5 olarak buluruz. K eşittir 5. Bizden istediği nedir? En büyük kardeşin aldığı kilogram. En büyük kardeş 12K kilogram alıyordu. K'yı 5 olarak bulduğumuza göre 12 çarpı 5'ten burası 60 kilogram gelecektir. Cevabımız 60. 3. Aynı dikim evinde aynı hızla çalışan işçilerin sayısı 5 artarsa günlük çalışma süresi ne kadar azalmaktadır? Bakalım. Bir dikim evinde 30 işçi çalışmaktadır ve alınan siparişi günde 7 saat çalışarak bir haftada bitirebilmektedirler. Aynı dikim evinde aynı hızla çalışan işçilerin sayısı 5 artarsa günlük çalışma süresi ne kadar azalmaktadır diye soruluyor. Şimdi baktığımızda bir dikim evinde 30 işçimiz varmış. 30 işçi diyelim. Yanına da yazalım. Alınan siparişler günde 7 saat çalışarak bir hafta bitirilebiliyormuş. Yani 7 saat çarpı 7 günden toplamda kaç saatte bitiyor? 49 saatte bitiyor. Aynı dikim evinde aynı hızla çalışan işçilerin sayısı 5 artarsa günlük çalışma süresi ne kadar azalır? Aynı hızla çalışıyorlarsa o zaman bu işçiler de günlük 7 saat çalışacaktır. 5 artarsa işçi sayısını kaç işçi yaptık? 35 işçi yaptık. O zaman 35 işçi toplam kaç saatte bu işi bitirir? Burada dikkat etmeniz gereken şudur. İşçi sayısı artarsa süre azalacaktır. Böyle düşünebiliriz. Ondan dolayı burası ters orantı sorusudur. Ters orantıda da düz çarpım yapıyoruz. Düz çarptığımızda da 35x eşittir 49 çarpı 30 olur. Her iki tarafı 35'e bölelim. Şurayı 7 ile sadeleştirdiğimizde 5. Buradan 7 kaldı. Yukarıda da sadeleştirdiğimizde x'i 42 olarak bulduk. 42 toplam işçilerin çalışacağı saattir. Ama bizden ne istiyor? İşçilerin günlük çalışma süresini istiyor. Kaç günde yapıyorlardı arkadaşlar bunu? Artarsa günlük çalışma süresi. Saati soruyor. Yani bu işçiler de gene 7 günde bitirecek bu işi. O zaman günde kaç saat çalışacaklar? 42 bölü 7'den 6 saat çalışacaklarını söyleyebiliriz. Cevabımız 6. Burada dikkat etmeniz gereken ters orantı kuralıdır. Yazılı Yazır Mısın kanalı olarak çok uğraştık, çok çabaladık ve sonunda hayalimiz olan sadece gerçek yazılı örneklerinden oluşan Yazılı Depozu adındaki kitabımızı piyasaya çıkardık arkadaşlar. Şu an için 5. sınıftan 11. sınıfa kadar kitaplarımız mevcut. Her yazılı dönemine uygun olacak şekilde tüm derslerden 3'er yazılı örneği sizleri karşılıyor. İlk başta gördüğünüz gibi burada kısa bir konu anlatımı veriyoruz. Sadece işinize yarayacak bilgilerden oluşuyor. Ardından da müfredatına uygun olacak şekilde yazılı sorularımızı hazırladık arkadaşlar. Kitaplarımızı kitapişyer.com adresinden yazılı
yazılı 5 indirim koduyla %5 indirimle beraber temin edebilirsiniz veyahut da işyer şubelerinden gene alabilirsiniz. Dördüncü sorumuz. Aşağıda bir parkın çevresindeki parkur ve eşit aralıklarla yerleştirilmiş dinlenme alanları işaretlenmiştir. Bu parkuru A noktasından başlayan birinin %75'ini tamamladığı durumda geldiği dinlenme alanı hangisi olur denilmekte. Şimdi A'dan başlıyor, tamam mı? Dinlenme aralıkları var. Bunlar kaç eş parçaya bölmüş? Öncelikle onu bulalım. Şimdi buradan çıktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 eş aralığa ayrılmış. Biz %75'ini tamamlamışız. O zaman 16'nın %75'i kaçtır? 75 bölü 100 aslında 3 bölü 4'tür arkadaşlar. 16'yı 4'e böldüğümüzde 4, 3'e çarparsak 12, yani 12 birimini tamamlamış. Şimdi 12'ye kadar tamamlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şurada yani. Burayı da tamamlamış. Hangi dinlenme yerindedir? P dinlenme yerindedir diyebiliriz. Hani burada direkt saymakta fayda var. Devam edelim. Bir galerici kiraladığı her araç için %30 komisyon almaktadır. Kiralama ücretleri veriliyor. Yukarıda iki aracın kiralama ücretleri verilmiş. Bu galerici yukarıdaki iki aracı da aynı gün kiralayan galerici kaç TL komisyon alır deniliyor. Şimdi iki aracı da aynı gün kiralıyor, kiralama ücretleri veriliyor ve %30 iskonto, yani komisyon alıyormuş. O zaman ilk araç için bakacak olursak 12 bin liraya kiralıyor, %30'u kaçtır? Yani 30 bölü 100'üdür aslında. 100'e böldüğümüzde 2 sıfırı sildik. Sonra buradan çarpacak olursak direkt 3 ile 12'yi çarptık. 36. 1, 2, 2 sıfır ekledik. Buradan 3600 TL aldı. İki aracı aynı günde kiraladığına göre bir de şunun %30'unu bulacağız. Yani 17500 liranın 30 bölü 100'ünü bulacağız. 2 sıfır birbirini burada götürecektir. Buraya çarpacak olursak şu 5 çarpı 30'dan, ya direkt çarpalım hatta, 175 çarpı 3 diyelim. 15 elde var, 1, 22, 525. Bir de şurada sıfırımız var. 5250 TL. Toplamda kaç TL? Toplayacak olursak 0, 5, 8. 8850 TL komisyon aldığını söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuza devam etmeden önce 2 saniye daha bekleyelim ki abone olup like atasınız. 1, 2. Tamam, devam edelim 6 ile. A sayısının %20 fazlası B sayısının %10 eksiğine eşit olduğu bilinmektedir. Buna göre A ve B sayıları arasındaki ilişkiyi bulunuz deniliyor. Şimdi A sayısının %20 fazlası ne demektir? Aslında A çarpı %20 fazlası bir sayının, o sayının direkt %120'sidir. Yani 120 bölü 100'üdür aslında arkadaşlar. Kendisi artı %20 demektir. Bu neye eşitmiş? B sayısının %10 eksiğine. Bir sayının %10 eksiği de o sayının direkt %90'ı demektir. O da B çarpı 90 bölü 100'dür. Gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak şunlar gider. Sıfırlar burada birbirini götürür. Burayı da böldüğümüzde direkt 2'ye bölelim. 6 bölü 5 eder. Yeni orantımızı yazalım. A çarpı 6 bölü 5 eşittir B çarpı 9 bölü 10. Yani 6A bölü 5 eşittir 9B bölü 10'dur arkadaşlar. İşler dışarı çarpım yapmadan önce şurada da bir sadeleştirme gerçekleştirebiliriz. 5 ile 10 arasında burası 1, burası da 2 olmuş oldu. Şimdi işler dışarı çarpım yaptığımızda 2 ile 6A'yı çarptığımızda 12A eşittir. Buradan direkt 9B edecektir. Burayı yine sadeleştirebiliriz. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 4A eşittir 3B olacaktır. Böylece A ile B arasındaki ilişkiyi bulduk. Burada önemli olan bu denklemi doğru olarak yazdırabiliyor olmanızdır. Denklemi yazdıktan sonra gerisi çocuk oyuncağı. Devam edelim. Kaç? 7 ile. Bir kalemlikteki kırmızı kalemlerin mavi kalemleri oranı 3 bölü 5'tir. Bu kalemlikteki kalemlerin sayısının 3 basamaklı olduğu bilinmektedir. Buna göre bu kalemlikteki kalem sayısı en az kaçtır? Kırmızı kalemlerin mavi kalemleri oranı kırmızı bölü mavi 3 bölü 5'miş. Yani kırmızılar için 3K, maviler için 5K diyelim. Ve bu kalemlikte bir kırmızı bir de mavi renkte renk varmış. Yani o zaman toplam ifade için kırmızılar için oran orantı yaptığımızda direkt karşısındakini söyleyebiliriz. Yani kırmızıdan 3K vardır diyelim.
M'den ise yani maviden ise 5K vardır diyelim. O zaman toplamda kaç kalemimiz var? 8K'lık bir kalemimiz var. Yani toplam kalem sayısı 8'in katıdır. Ama neyi biliyoruz bir de? Kalemlerin sayısı 3 basamaklı sayı olmakta. O zaman bizden istediği bu kalem değil, kalem sayısı en az kaçtır? Yani 3 basamaklı en küçük sayı 100'dür. 100'ü geçen ve 8'e bölünebilen bir sayı arıyoruz. Şimdi 8'e bölünebilmesi için 2'ye bölünecek. Ayrıyeten 4'e de bölünmesi gerekiyor. Şimdi 100'ü bir düşünelim. 2'ye bölünüyor ama burada 4'e bölünmüyor. Hem 2'ye hem de 4'e bölünecek. 4'e bölmesi için de buradaki son iki basamağının 4'ün katı olması gerekmekte. O zaman 104 dersek, 104 dersek bir 104'ü deneyelim. 8'e böldüğümüzde 1, 8, 24, 3, 13 geliyor gördüğünüz gibi. Cevabımız bu kalemdeki en az kalem sayısı 104 olacaktır gördüğünüz gibi. Sapladık, geçtik. 8. sorumuz. Bir bisiklet zinciri birbirine geçmiş iki dişli çarktan oluşmaktadır. Buna göre 6 dişli çarktan oluşan çarkın 16 tur döndüğü bir yolculukta 8 dişli olan çark kaç tur döner? Şimdi bu çark sorununda bilmeniz gereken şudur. Çark sayısıyla yani bu çarkın büyüklüğüyle buradaki çarkın büyüklüğü arasında ters orantı vardır. Yani 6 dişli çark, gene şöyle yazalım. 6 dişli çark 16 tur dönüyorsa o zaman 8 dişli çark kaç tur dönecektir dediğimiz orantımızı kurduğumuzda burada ters orantı olacaktır. Çünkü diş sayısı artarsa tur sayısı azalacaktır. Bundan sonrası 8x çocuk oyuncağı 6 çarpı 16'dan her iki tarafı 8'e böldük. 1, 2, x buradan 12 tur gelmiş oldu. Yani 8 dişli olan da 12 tur atar. 9'a bakalım. Aşağıda iki Lego'nun kısa ve uzun kenarları verilmiştir. Legolar aşağıdaki gibi yan yana dizildiğinde elde edilen şeklin uzunluğu kaçtır deniliyor. Elde edilen şeklin uzunluğu verilmiş. Buna göre x'i soruyor bizden. Tamam, bunun sonrasını güzelce yapabiliriz. Şimdi baktığımızda burada bu sarı olanlardan kaç tane var? Bir tane var. O zaman bu sarıların bir tanesi yani şu kenarı nedir? X eksi 1'dir. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3. O zaman 3 çarpı x eksi 1 diyelim. Yani şuraları hesaplamış olduk. Sonra şu siyahlara bakalım. Siyahlar uzun bir şekilde olduğunda x artı 2 ediyor. Kaç tane var? 2 tane var. Artı 2 çarpı x artı 2 santimetre. Bu kaç eşit? 36'ya. Gerisi denklem çözme. Genişleteceğiz. 3x eksi 3 artı genişleteceğiz. 2x artı 4 eşittir 36. X'leri bir toplayalım. 5x eksi 3 artı 4'ten de artı 1 eşittir 36 gelecektir. 5x eşittir 1'i karşı tarafa attık. 35 geldi. Eksi olarak geçti çünkü. Şöyle işlemimizde gözüksün. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde de x'i 7 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 7 santimetre. Bizden istediği de x'in ta kendisiydi. 10. ve son sorumuza geldi sıra. Yukarıda verilen orantıdaki m sayısını bulunuz deniliyor. Orantı verildiğinde ne yapacaksınız? Direkt içler dışlar çarpım yapacaksınız ama burada onu yapmanıza gerek yok. Çünkü direkt bölüm var. 7. Bu 63'ü biz 7 çarpı 6 diye yazabilir miyiz? Yazabiliriz. O zaman fark kaçtır? 6 katıdır. Yani buradaki pay, buradaki payda, buradaki paydanın 6 katı. O zaman buradaki pay da buradaki payın 6 katıdır. O zaman m'yi bulabilmek için 18'i 6'ya böleriz. Buradan da m'yi 3 olarak bulmuş oluruz. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.